Biraz tehlikeli bir duruma düştük. Ha, iskelet ordusu. Yani iki tane Wargeist var. Daha neler çıkacak Allah bilir ama en azından şu an için gördüğüm kadarıyla iskelet bir ordu var karşımızda. O da beni korkutmasın. Kaleyi alalım hemen. 17 bin diyor, 13 bin diyor. Allah'ım. Binalar duruyor de ya. Uf, bir seviyeye düştü. Ya ikisi de iki seviyeydi, bir seviyeye düştü ya. Kale bir seviye düştüğü için işgal anında yıkıldı. Olsun yani, bir seviyesi bile %4 araştırma bonusu veriyor. Ürettiğimiz her asker için de artı bir rütbe bonusu veriyor. Ki burada şey üretiyorduk biliyorsunuz. 6. rütbe mi ne üretiyorduk? Muhtemelen burada daha da çıkacak şimdi şeyi. Seviyesi. Olsun. Kuzeye karşı da ufaktan bir şeyler yapmaya başlasak iyi olacak yalnız. Kaos'un yüzdelikleri artmaya başladı. O yüzdeliğin artmasıyla beraber isyanlar da başlayacak. Schwarzhafen'dan yürüsek mi Dmut'a? Bilemedim. Ya sayıca çok fazla olacaklar. O yüzden beklesek daha iyi gibi ama. Oversteyr'da kendi başına iki ordu saldırsa tutamaz. Neyse deneyelim. Şu an aç bırakmak gibi falan bir süre zarfımız yok Sami'cim. Kaos geliyor. Kaos gelirken... Aha, onlar saldırdı. Ama biz kazanıyoruz %50 ile. 2, 5 tane kurt, 3 tane Wargulf var. Bir tane Blood Knight var. Oha. Ben oynarsam kaybetme riskim var. Otomatiği tercih ediyorum şu anda. Lan! %60'a yakın gösteriyordu otomatik. Nasıl kaybettik? Dur, ben oynayayım o zaman. Beni deli etme. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm ha. %60 bende gösterirken nasıl kaybettik ya? Gece rüyanda fillerle sevişirsin de lan. Save scam yapmayı sevmem ama böyle durumlarda da save scam zorunlu şimdi. Orada kazanacağım gibi bir şey gösterip nasıl kaybettim hala da aklım almıyor. Ben yanlış görmedim değil mi? Gerçekten %60'a yakın bizdeydi yani. Zaten Frick kazandı düşman aslında ama. Yine de kendim oynadım. Baksana abi %60 bende. Tırtıklıyı saymıyorum bile zaten. Tırtıklıyı eklesen kazanma şansını gösteriyor tırtıklı bu sırada. Çok daha iyi durumdayım. Nasıl kaybettik ki yani bunu? Karşıda beni korkutan çok ünite var ama. Bir daha mı otomatik densem acaba? Neyse kendimiz oynayalım artık. Kalede de değiliz. Schwarzhafen'ın yok kalesi şu an. Açık arazi. Kurtlar çok. Atlılarla kurtları doğramamız lazım. Ya iskeletler korkutmuyor beni. Piyade de kaybediyor herif. Ama bende de anti at. Hani kurtlar var ve atlı var ve büyükler var. Anti büyük bir şey yok. Kesin Helman Cenabet. Olabilir. Helman'ın büyüleri iyi ama oyun bizi pek şey yapmıyor bu konuda. Tamam. Şu kanat kısmımızı en azından güvene aldık diye varsayıyorum. Kanadı da senle güvene alalım. Havaya karşı düşmanda da havacılar var. Bizde de havacılar var. Mızraklıları da öne ser. Zombiler de şöyle kanatta beklesin. Yok, yaramıyor zaten. Güzel bir noktada savunacağız. Oto ile uğraşmam ama yani gerçekten %65 küsürde nasıl kaybettik yani? Sinematik niye izliyorum oğlum? Savaşı nasıl yöneteceğim? Unit kameraya geçersem böyle mi?
Oynayalım. Bir şey fark etmiyor ki. Ben de zaten yakın savaşta böyle gösteriyorum. Yanlış mıyım? Gelsinler bakalım. Topçu ne gezer lan? O şeylerde yok. Vampirlerde topçu diye bir şey yok. Yalnız iki tane büyücüleri var. Biri Vlad, biri de yanındaki Yancık. Yancık diyeceğim artık. Bir de melee specialist var, savaşçı. Yani statlarını onlar yükseltiyor olabilir. Onun dışında piyadelerde bir cacık yok. Bizimki zırhlı ve anti piyade. Hava kuvvetli. Karşıda da var oğlum hava kuvveti. Hem de bayağı var. Havadan havaya çarpışma yapabiliriz aslında direkt. Nasılsa yerdeki üniteler şey yapamıyor. Sen buna saldır, sen buna saldır. Sen buna gel. Hatta bizim bir tane de fazladan felbetimiz var. Havada kazanabilirsek. Büyücüler biraz sıkıntı. Büyü attıysa. Aynen bir şeyler attı büyü olarak. Havada kazanırsak bayağı fırsatımız olur şu kurtları şey yapmaya. Ama gördüğünüz gibi çatır çatır da büyü atıyor. Kan şövalyeleri burada bu sırada. Kan şövalyelerine karşı götümsonik mızraklılarımı kullanabilirim belki. Yok, Vargulf gelsin. Gerçi anti dev o. Anti dev bir şeye Vargulf kullanamam. İki süvari birden kullanmam lazım ki kazan. Kaybediyoruz. Çünkü hayatımın en büyük aptallığını yaptım. Neyi unuttuk? Chat'ten söyleyebilecek var mı neyi unuttuğumuzu? Hava kapışmasında sayıya odaklandık. Neyi unuttuğumuzu söyleyebilen olursa aferin diyeceğim ona. Şerat. Beyni. Moral de değil, hayır. Arkadaşlar karşımızda çarpıştığımız hava ünitelerinin hepsi altın 3 rütbeli. Bizimkilerin hiçbirinin öyle bir rütbesi yok. Dolayısıyla birebir kapışmada her türlü herif benden daha çok öldürecek. Çünkü statları benden daha iyi. Onu unuttuk. Hava kuvvetlerini de kaybettiğimize göre bakalım neler yaşayacağız şimdi. Şu mızrakları çeksek fena olmaz. Kurtlar saldırı yapıyor. Sen de yardıma git. Tamam, oradakiler çekildi. Süvariler ölüyor yalnız. Kan süvarilerinin canı bile gitmedi. Oha! Canları bile gitmedi abi. Alman sıkıntıya düşmesin, dikkat edin. Kan süvarilerin hem canı gitmiyor hem ölmüyorlar şu an yalnız. Ne yapacağız lan onları? Vlad'ı öldürürsek ancak şey yapabiliriz gibi duruyor ya. Vlad'a falan odaklanayım ben.
Bak ne sayıları gitti ne canları gitti şu an Kaan Süvariye'nin ve kaçıncı yüncelerini aldı. Vlad'ı arkadan çevirirsek bu kadar ünite aynı anda Vlad'ı öldürür diye varsayıyorum. Yani öldürmesi tek şansım en azından. Ama savaşırken çıkartamıyorum onu. Gel şöyle. Vlad'ın acilen ölmesi lazım. Neden kaybettiğimizi daha iyi anladım şimdi. En azından demin Valiant almıştık. Şimdi onu bile alacağımızdan şüpheliyim. Kurtlarla beraber bu kan ejder şey kan süvarileri felaket ya. Vlad'ın da canı gitmiyor anasını satayım. Nasıl bir belaya bulaştık lan biz? Geliyorlar. Benimkiler mızraklı olduğu için daha rahat alırlar bu sırada düşman süvarilerini. Sağ kanattan böyle toparlana toparlana çöküyoruz. Kademeli kademeli. Bargulf'um nerede benim? Dayak yiyor. Antilarcı olduğu için süvarileri o bile tutamaz ya. Aynen pezevenk can çalıyor büyük ihtimalle. Canı gitmiyor çünkü. Herifi çevirdik. Bir cacık olmuyor. Şu büyücüsünü indirelim. Büyücü de sıkıntılı. Vallahi canım ona gitmiyor abi. Geçmiş olsun diyorum ya. Altın rütbeli kan süvarileri günün şeyi oyuncusu oldu. Yok arkadaşlar, Vlad'ın canı gitmiyor. Zombiler var etrafında, Graveguard'lar da var ama Helman da vuruyor, canı gitmiyor herifin ya. Nasıl bir can topluyorsun sen ya? Sağ kanalımda da yok yok mübarek. Bütün büyücüler mücüler savaşçılar orada. Şu götten bacak mızrakları bari yollayayım. 4 tane Blood Knight öldürebilmişiz. Arkadan bir de destek geliyor, yetmiyor gibi. Sağ kanadım direniyor da. Yani mümkün değil böyle bir güce karşı tutunması. Şu büyücüyü indirelim aşağı. Siz de gidin buraya yardım edin. Helman'la Vlad birebir kapışırsa dayak yer Helman muhtemelen. Neyse full gaz ver bakalım ne olacak. Ölmek üzere aslında da yetmiyor ki. Bizimki daha az öldü morali kırıldığı için. Neyse yine Valiant yedik. 190, 102, 120, 201 süvarinin öldürdü.
Havayı hesaba katmamak savaşa en kötü başlangıcım oldu. Herifin bütün üniteleri altın rütbeli ya. Hepsi. Ve en az iki altın rütbe. Bilmeyen arkadaşlar için altın rütbe demek ünitenin sahip olabileceği en yüksek statlar demek. Yani normal bir üniteye karşı altın rütbe daha fazla kuvvetli oluyor. Kinde çekim az evvel gördük diye varsayıyorum. Yok, bir daha girmeyeceğim ya. Ya bir daha gir çık deneme yapmayacağım ya. Öyle bir şeye gerek yok. Manfred kazanacak çünkü. Manfred'i kazansın diye göndereceğim. Kislev. Devam et Kislev'i güçlendirmeye ki geliyor artık yavaştan kaos. Toparlanmam şart. Geliri %15 arttırıyor. Ya bu mevzu çok hoşuma gitti ve devam ettikçe daha da artacak gibi gözüküyor. Hassiktir. Biz Vlad'a yürüdük. Isabella ve yanında 3 tane de şeyi var. Yardakçısı var. Neyse, bunun ordusu en azından altın rütbe değil. İskeletler falan var. Piyadeyi biçeriz de. Şu kan süvarileri beni hayrete düşürdü. Yani inanılmaz bir şey ya. 5000 mi? Oha, binanın tamiri 5000 tutuyor. Yeni bina kadar lan. Manfred'le bitireceğim onun işini şimdi. Isabella desteğe gelmezse biçerim onu. Isabella'yı da biçeceğiz. Şeyi de biçeceğiz. Yalnız kuzey komple kuşatma altında ve Prag düşmüş. Prag düşmüş. Fort, Ostrosk işgal altında, Erengrad işgal altında. Kuzeyden gelmekte olan geliyor. Hem de öyle böyle gelmiyor. Kemleri buradan çekebiliyor muyum ki? Çekemiyorum da. Isabella buraya girdi. Vlad kaleye kaçtı. Burada üretemiyor ama. Adam üretecek şeyi yok. Gücü yok. Çok adam kaybetmeden Isabella'yı alıp Everheim'i kuşatabilirim. Everheim'i kuşatmaya kalktığımda Isabella arkadan saldırıp beni sıkıntıya sokabilir. The Mountains'a büyük ihtimal, bir dakika, suru yok. Evet, surları yok. Isabella'yı öldürerek başlayalım. Burada da destek varmış. Başarısız oldu bu sırada şeyi. Herifin. Bana ambush yapmaya çalışıyordu. Başarısız oldu. Açık arazi savaşı zaten orada da burada da olacak. Yapalım. Bu seferki daha az oran vermiş. Az oranda kazanma şeyimiz daha fazla oluyor. O yüzden deneyelim gitsin. Şeyin olmadığı her noktada kendimi şanslı sayıyorum artık. Kan süvarilerinin. Konu başlığına hitaben İş sahibi olmak. Tamam. Ben de doğru kısmını okudum. Ulan oyunu onunla mı başlıyor? Ben hiç dikkat etmemişim o zaman. Ama bizim şu anki süvarilerimiz de bayağı iyi. Şeyimiz de iyi. Full seviye. Bir de en önemlisi, bir vampirim var yanında. İkisi birden Vlad'la beraber can götürebiliyorlar. Ya karşıda, bana karşı direnecek bir lider ben tanımıyorum şu an. Canı eriyerek gidiyor. Ve süvarilerimiz iyi arkadaşlar. Şu normal bir süvari, hani aşırı değil de şunlar hem özel birlik olmasından dolayı zırh delici falan bayağı sıkıntılı. Isabella'nın ordusu oradan geliyor. O gelene kadar biz bu merkezi bitirelim bence.
Süvariye de şöyle şeye çekelim. Gözükmeyen bir noktaya. Ya da niye öyle yapıyorum ki? Cepheden charge anasını satayım. Zaten karşıda bir şey yok. Devlerimi yollayacağım direkt. Biçelim. Yani anti dev bir şey yok. Niye piyademi harcayayım ki herife? Bir de yorayım yani piyademi. Korps kartı ilet. Gellet. Liderlerinin canını almam yeter zaten. Büyücüleri öldürelim. Ne geliyor lan öyle? Kurtlar geldi. Manfred de girsin savaşa. Koşarak geldi bu sırada Isabella, ben savaştayım diye. Kurtlar basıyor yani bayağı şu an. Öldür onu. Süvariler önden geldiği için, yani süvari üniteler diyelim. Bunlara süvari demek de. Şu kurtları bir biçeyim şimdi. Kaçmak yok. Sen büyük gücünü harcama. Valmond'u da öldürelim savaş alanında. Bazı büyülerde evet yapabiliyorsun, üniteyi çıkarma gibi diye hatırlıyorum. Hadi aslanlarım. Hayda, başka bir şeye takıldılar. Manfred 3 liderle savaşıyor yalnız ha şu an. Şunlar bir güç toplasın. Çok yorulmuşlar. Manfred burada tek başına 3 liderin içinde dövüşüyordu. Bu hatunu öldürsün Manfred de. Ne demek moraliniz kırıldı ya? Siz elit ünitesiniz lan. Wargeist bir tane var zaten.
da ölmek üzere. Tam bir blob savaşı dönüyor. Isabella'yı görmüyorum. Aralarda bir yerde o da. Isabella buradaymış. Manfred'le kapışıyor. Şurada ölecek bir lider var. Onu bir öldürsek de rahatlasak. Çok lider olması da iyi bir şey değil. Çok vuruyor çünkü üniteleri. Bir tane liderleri öldü. Hepsi ölüyor. Tamam. Firik diyor da bizim şu anda ayakta kalan ordumuzun sayısıyla Vlad'ın bize saldırabileceği orduyu çok rahat dövebiliriz diye düşünüyorum. İki tane ünite, üç tane ünitemiz, dört tane ünitemiz patlamış tamamen. Onun için herkesi çok güzel killer almış yani. 462 kişi kaybedip zaten 2000 kişi öldürmüşüm. Nasıl Firik anasını satayım? Kaleyi almadık. Belki hani o yüzden Firik olabilir. Artık fark etmez. 8 kişi kaybederek kaleyi de aldım. Artık Vlad'la aramda hiçbir şey kalmadı. Isabella'yı da indirdik aşağı. Şunları arttıralım. Büyüye çok ihtiyacımız var. O yüzden büyüyle alakalı her şeyi fullemeye çalışıyorum. Schwarzhafen'da 2400 kişi öldüğü için orada da ayağa kaldırabiliyormuşuz ordu. Güzel. Benim topraklarımda niye orklar geziyor ya? Bir orklar eksikti yani şeyimizi. Ortamımızda. Evet. 9000'e çıktı gelir. Güzel. Böyle devam edersek. Burada growth gerekli. Yeni kaleyi yapacağız. Doğru.